Ahmet Hakan. Tabii ki sayın başkomutanım diyecek. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bir törende Cumhurbaşkanı'na sayın başkomutanım demiş. Bunu yadırganlar var. Onları şunları anımsatmayı bir görev bilirim. Cumhurbaşkanı başkomutandır. Bugün Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için başkomutandır. Yarın başka bir isim Cumhurbaşkanı olduğu için başkomutan olacaktır. Bir generalin Cumhurbaşkanı'na sayın başkomutanım demesinde yadırganacak hiçbir şey yoktur. Bir generalin Cumhurbaşkanı'na sayın başkomutanım dememesi hali ise hem anormaldir hem de tehlikelidir. Jandarma Genel Komutanı'nın sayın başkomutanım dedikten bir gün sonra emekli edilmesini dileri dolayanları ise şunları sormak istiyorum. Bir generalin sayın başkomutanım demesi lütuf nedenim olacaktı. Sonuçta söylemesi gereken şeyi söylemiş deyip geçilmeyecek mi? Bazı kafalar sivil asker ilişkilerinde hala 90'lar kafasında. Arda Turan öz eleştirisini verdi. Genç yaşına rağmen fırtınalı bir hayat yaşadı Arda Turan. Olayların adamı oldu. Bar kavgasına karıştı. Silahla hastane bastı. Uçaklı gazeteciye saldırdı. Bilmediği konulara girdi. Faiz politikası ile ilgili demeçler verdi. Kişisel tarihinde bunlar var Arda Turan'ın. Hiçbiriyle yüzleşmedi doğru dürüst. Hiçbiriyle hesaplaşmadı. Yüzleşme adlı bir belgeseli çıkmış Arda Turan'ın. Bu belgeselde o kapanmamış hesapların hepsini tek tek kapatmaya çalışıyor. Baştan sona ah ah ne kadar da cahilmişim abi tarzı yakınmalarla dop dolu bir belgesel. Orada yaptığım yanlıştı. Şurada çok akılsızca davrandım. Burada öfkemi kontrol edemedim falan türlü öz eleştiriler var Arda Turan belgeselinde. Bu belgeselle hayatını temize çekmiş oldu Arda Turan. Beyaz bir sayfa açtı kendisine. Benden ona bir tavsiye. Çok dikkat etsin. Açtığı bu beyaz sayfayı kirletmesin. Çünkü bir hayat sadece bir öz eleştiri belgesini kaldırır. Hiç mi insafın yok Hasan abi? Hasan Cemal, ünlü Kürt aydınlarından Tarık Ziya İkinci'nin ölümü üzerine bir yazı yazmış. 99 yaşında ölen Tarık Ziya İkinci ile yaptığı bir sohbeti anlatıyor Hasan Cemal. İkinci, Kürtlerin yaşadığı acıları anlatmış. Çarşıda pazarda Kürtçe konuşulduğunda jandarmanın müdahale ettiğini söylemiş. Şöyle diyor Hasan Cemal, Tarık Ziya İkinci ile sohbetimizde içime en çok Kürt sorununun özü olan Kürtçe konuşma jandarma gelir sözü dokunmuştu. Kürtçe konuşma jandarma gelir sözü insan olan herkese dokunacak bir cümledir. Hasan Cemal'e de dokunması çok normal. Ancak Hasan Cemal yazısını şöyle tamamlıyor. Aradan çeyrek yüzyıl geçti. Kürtçe yasakları hala sürüyor. Bu cümleden ben şunu anlıyorum. Değişen pek bir şey olmadı. Kürtçe yasakları hala sürüyor. E nasıl yani? Hiçbir şey değişmedi mi? Kürtçe yasakları olduğu gibi sürüyor mu? Jandarma mı geliyor Kürtçe bir şey söylendiğinde? Kürtçe öğrenmenin önünde engeller mi var? Devletin bir Kürtçe televizyon kanalı var. Geçen akşam açtım. Mis gibi Kürtçe türküler dinledim. Şahaneydi. Bunun hiçbir anlamı yok mu yani? Kürtçe eğitim gibi konular. Bugün tartışılan konular olabilir ama aradan çeyrek yüzyıl geçti. Kürtçe yasakları hala sürüyor demek. Bugüne kadar Kürtçe ile ilgili yaşanan olumlu gelişmeleri inkar etmek anlamına gelmiyor mu? Hasan Cemal neden birazcık insaflı olup 25 yılda olumlu gelişmeler de yaşandı, çok da iyi oldu falan demiyor. Neden kaçınıyor böyle demekten? Demdeki dostların kaşları kalkar diye mi çekiniyor? Sarayın adamı. Erdoğan'la siyasi mücadeleye girip başarılı olamayan her muhalif siyasetçiyi sarayın adamı diye suçlayan tipler var. Bu tiplere göre Muharrem İnce sarayın adamıdır. Meral Akşener sarayın adamıdır. Kemal Kılıçdaroğlu sarayın adamıdır. Şunu yazın bir tarafa. İmamoğlu Yavaş özel üçlüsü yarın öbür gün Erdoğan'ı yenmeyi başaramazlarsa aynı tipler onları da sarayın adamı olmakla suçlayacaklardır. Mekanizma aşağı yukarı şöyle. Başarırsan kralsın, başaramazsan sarayın adamı. Anında engelliyorum. Bu yazın en moda paylaşımı şu oldu. Yunan adaları çok ucuz abi. 5 kişi şarap açtık. Gırtlağımıza kadar yedik içtik. Aha da ödediğimiz hesap. İlk 3 gün ben de destekledim bu cümleleri. Ama artık resmen fenalık gelmiş durumda. Yiyip içip ödedikleri yemek faturasını gözümüze dayayanlardan resmen gına geldi. Artık kim diyorsa bunu anında engele basıyorum. Maymun çiçeği evlere kapatır mı bizi? Kapatmaya kalkarlarsa işi hiç kolay olmaz. Eskisi gibi teslimiyetçi olmayız. Eskisi gibi Mehmet Hocam, Ateş Hocam diye telaşlı sorular sormayız. Eskisi gibi korkmayız, korkutulamayız. Eskisi gibi kolayca sokakları terk etmeyiz. Eskisi gibi iknaya açık değiliz yani.